Evet merhaba arkadaşlar bir oyun molasıyla daha beraberiz ee, bugün arkadaşlar Minecraft'ta server kurmaya e, anlatacağım sizlere ee, birkaç arkadaşım bekliyordu zaten benim de aklımda vardı ayrı bir bölüm çekmek Hamachi ile nasıl bir sunucu oluşturulur ve arkadaşınızda nasıl multiplayer oynanır bununla ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar ve baştan anlatmaya karar verdim. Gördüğünüz gibi şu anda masa üstümde şuraya ayırmış oldum biraz darma duman ama Minecraft server ve hamachi dosyalar var. Şu an e, pardon hamachi kurarak başlıyorum arkadaşlar indirdim. Tamamen Google'a hamachi download yazarsanız veyahut indir yazarsanız karşınıza çıkacaktır. Gezginler falan sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu aşamaları geçtikten sonra var soruyorum indirdiniz. Daha sonra hama açıyı kuruyorum arkadaşlar. E hepsine next diyerek tamamen hiçbir şeyine karışmadan kuruluma geçiyoruz. Evet şu an kurulumunu bekliyorum. izin istedi benden. izin de verdim. Çok e, hama artık kullanımı çok basitleşti arkadaşlar. E, eskiden bayağı bir zahmetli oluyordu bu işler. E, sadece sizin olay şöyle bir şey olacak. Minecraft Server dosyası var ee, şey üzerinde Minecraft'ın kendi e, resmi web sitesi üzerinden indiriyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi neyse ona da geçeceğim. Ham açı kuruldu arkadaşlar ve bize karşımıza şöyle bir ekran çıktı. E, burada 4 tane seçenek var ve çevrim dışı şu anda diyor ki başlamak için lütfen gücü aç düğmesine basınız diyor. Buraya basıyorum, açıyorum ve kendi otomatik bir IP alacak arkadaşlar ve bize bilgi verecek. Öncelikle tabii bir de e, şeye hesap almanız gerekiyor, e, Hamachi'nin kendi e, şey için, senkronizasyonu için giriş yapmanız gerekiyor tabii ki. Giriş yapmadan da olabiliyor muydu? Onu hatırlayamadım. E, ben şöyle yapayım. Evet. Şu anda giriş yapmadan da olabiliyormuş. arkadaşlar ee, Dilerseniz tabi giriş yapmanız daha önemli bazı konularda Hamaçi'de. Yani bilgi almanız için herhalde öyle bir şey istiyor. giriş yapmadan da kullanabiliyormuşuz arkadaşlar. Şu anda zaten gördüğünüz gibi bize bir IP ve bir Mac adresi özel bir Mac herhalde derledi ve bilgisayarımızın ismi mevcut arkadaşlar ve iki seçeneğimiz var. Yeni bir ağ oluştur ve mevcut bir ağa katıl. E, nedir bunlar? Mesela mevcut bir ağa katılmak istiyorsanız e, zaten ağ oluştururken sizden bir ağ kimliği ve parola istiyor arkadaşlar. Öyle bir şeyle e, arkadaş arkadaşınızın oluşturduğu ağ, hamaç ağına bağlanıyorsunuz ve oyuna o şekilde dahil oluyorsunuz. Evet şu anda hamaç üzerinden ben bir A eklemeyi göstereyim. A ekleyeceğiz şu anda. Bizden istenen A kimliği parola ve parolayı tekrarlamamız. A için bir isim belirleyelim. Mesela diyelim bir oyun molası diyelim. Şifremi de hiç kastırmayayım. Ne yapalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 desek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oluştur dedim oturumu aç dedim. Evet, açmadan şey yapamıyormuşuz. Evet arkadaşlar, şimdi Hamachi oturum açtım ve <laughs> giriş yaptım. Şimdi yeni bir ağ oluşturuyorum tekrar. Ee, bizden oturumuzu açmamızı istemişti. Ben orayı atladım. Bir oyun molası diyorum tekrar. Şöyle ben kendim bir şifre yazayım ve şifremi doğruladım. Oluştur dedim. Arkadaşlar şu anda 5 kişilik bir ağımız oluştu arkadaşlar. Evet şu anda ham aç kurulumuz tamamen bu kadar. Ee, diğer olaya gelince ee, şöyle bahsedeyim. Minecraft server kurmak. Ee, bunu kurmanız gerekiyor tamamen. Ee, şu anda kurmadım zaten gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar Minecraft.net net slash download kısmından buraya ulaşabiliyorsunuz ve burada çeşitli seçenekler var zaten ee, normal Minecraft'ı yüklerken de buradan indiriyorsunuz Windows'tan client tarafı ve server yazan olay şuradaki Windows kullanıcısıysanız exe kısmından indiriyorsunuz eğer farklı yani şey için macOS kullanıyorsanız jar dosyası indiriyormuşsunuz o şekilde bilgilerini verelim. Neyse ki ben bunu buradan indirdim. Arkadaşlara da e, bilmeyen arkadaşlar için de bu linkleri aşağıda vereceğim. Oradan indirebilirler. Ve Minecraft Server'ımı şimdi kuralım. Ve dosyamı bir klasörün içine attım. Çünkü bu Eze çalıştıktan sonra bazı e, takım dosyalar çıkartacak. Bu yüzden hemen EGZE'mi çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi dosyaları şu anda oluşturuyor. şu an oluşturdu dosyalarımı ve işlem tamamlandı gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar logs ve eola server properties şeklinde dosyalar çıkarttı. Ee, burada bizim logs ve eola ile bir işimiz yok. Server properties kısmı önemli bizim için. Buna edit diyerek e, giriyorum. Şu anda bize e, başlattığı tarihi söylüyor. Pardon ben şeyleri çıkmış. Şu anda çalışıyor mu diye kontrol ediyorum. Şu an Java ile ilgili bir şey olmuş herhalde. Bakayım. Şu anda tam oluşturmadı herhalde. Tekrar bir çalıştırayım da. Çalışıyor mu yoksa? java olayında kursun abi bundan da olabilir sonuçta minecraft java tabanlı bir oyun olduğu için java pluginini koruma olayı çıkmış altta şuna bir true desek abi e olaya server properties kısmı şey ha pardon arkadaşlar özür diliyorum tekrar anlatayım. Eula'yla bir işimiz varmış. Ee, arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi şöyle hepsini tekrar ben siliyorum. Hemen tekrar anlatmak için. E ee, şununla da bir işimiz yok. Ee, Minecraft server indirdikten sonra hemen tıklıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz ve üç tane dosya çıkartacak şimdi logs ve eula server properties şu anda 3 dosyamız çıktı fakat e, diğer kliniğinizde de aynı dosyalar oluşturacaktır bu yüzden eola'ya sağ tıklayıp editliyoruz ve şu eola değerini true yapıyoruz arkadaşlar ben unutmuşum kusura bakmayın kafam dalgın e, bunu true yaptıktan sonra minecraft server exe'mizi tekrar çalıştırıyoruz gördüğünüz gibi minecraft serverımız açıldı abi şu anda Dosyaları işleme sokuyor. Ee, bize tamamlandığıyla ilgili bir bilgi verecek sonunda. Bizim işimiz server.properties kısmındaki dosyada ee, oraya ham ağı gireceğiz. Sunucumuzu e, oluşturmak için hani server'a tanıtmak için. Bir sanal sunucu gibi bir şey düşünün arkadaşlar. Ham böyle bir şey oluşturuyor. Evet şu anda ne kadar memori kullandığından bahsediyor. AVG şeklinde bir seçenekler var. Evet arkadaşlar şu anda Minecraft server çalışıyor. Ve bize herhangi bir bilgi vermedi. Bunu durdurup bu dosyaları oluşturduktan sonra arkadaşlar şöyle içeriğine bakın doluysa bunu durdurabilirsiniz. Çünkü buradaki içeriği değiştireceğiz sadece bizim için bu önemli buradaki detaylara pek girmeyeceğim ee, az çok zaten ben de bir fikrim yok hani bazılar hakkında bir fikrim var burada ne yazdığından dolayı ee, mesela neyi tanımlar? Level name diye bir şey var ee, bölümde, bölümünüzden bahsediyor yani şuradaki word kısmı default olarak sizin oynayacağınız harita ee, kayıtlarından bahsediyor onu değiştirirseniz mesela sizin önceki Minecraft kaydınız varsa buraya atıp de burada değiştirirseniz ona da giriş yapabilirsiniz. O tarz şeyler var. Query'den falan bahsediyor burada. E, ben tamamen doğal olarak e, premium hesaplarlarıyla bağlantı anlattığım için bunlara pek girmeyeceğim. PvP olayı falan var. E, bu korsan olayları için sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. E, bunu PvP şeydi. Arkadaşınıza vurma gibi özellikler falandı. Evet arkadaşlar. Bunları da bilmiyorum. Bakarız duruma göre anlatırız hani başka videolarda. Server IP diye bir şey var arkadaşlar bizim işimize yarayacak yer burası. Gördüğünüz gibi şu anda burası boş. Şöyle bir şey yapacağız. Ee, Hama açımı açıyorum ve sağ tıklıyorum kendi ağım üzerinde. Buradan ee, şey diyecektik erişim ayarlamaydı. Yok pardon. Ha. <laughs> Arkadaşlar şuradan bilgisayarımızın kendi üstünden ha, kusura bakmayın ben de uzun bir zaman oldu kurmayalı şu an sizlerle beraber inanın ilk defa kuruyorum sunucu unutmuşum bazı şeyleri. Evet bilgisayar ismimizin üzerine sağ tıklayarak ipv4 adresini kopyala diyoruz ve bize bir ip verecek. Buradan gelen ip de buraya yapıştırıyoruz abi ve kontrol s diyorum kaydettim. Şu anda sunucu tamamdır abi. Gördüğünüz gibi IP'yi tamamladım. Daha sonra bu IP sizde kopyalı kalsın. Çünkü e, beraber gireceğiniz arkadaşa vereceksiniz bu bağlantıyı. Şu anda Minecraft'ımıza bir ha pardon, sunucu başlatıp giriş yapacaktık. Şimdi şunu başlatıyoruz. Evet, şu anda bunu alt alıyoruz. Başlattı şu anda ve sunucumuza giriş yapıyoruz. Pardon, sunucu ya diyorum. Oyunumuza giriş yapıyoruz. Şu anda ee, şey sunucumuz şeyde gözükecek. Kurduğumuz oyunu arkadaşlar, onu göstereceğim. Oyunumuza bir girelim. Buradan hemen çoklu oyuncu diyorum. Yerel ağ üzerindeki oyunlar taranıyor diyor zaten bana. Evet, şöyle de yapabiliyorsunuz. Minecraft kendi IP'imizi girerek şu anda gördüğünüz gibi o şekildeymiş sunucu ekle dedim arkadaşlar ve açının bize verdi IP'yi oraya girerek sunucumuzu oluşturduk şu anda gördüğünüz gibi sıfıra 20 kişi alabiliyor sunucumuz bu şekilde ee, arkadaşlar bu ip de aynı şekilde arkadaşınızla Hamac kurması gerekiyor kesinlikle daha sonra şöyle bağlanacak. Siz bu kopyaladığınız IP arkadaşınıza atıyorsunuz ve Hamachi'den arkadaşınız A kurmayacak. Hani az önce videonun başlarında anlatmıştım ya Hamachi'de mevcut bir ağ giriş diye. Buradan sizin ağ kimliğinizi girecek ilk başta bir oyun molası şeklinde ve şifresini girecek. Hani sizin ağın oluşturduğunuz bilgileri arkadaşınıza vermeniz gerekiyor. Ondan sonra arkadaşınız sizin ağınıza dahil olacak. Ondan sonra Minecraft'tan da sizin attığınız Skype Skype'den veyahut neyden atıyorsanız ben Skype dedim pardon. O IP'yi gönderiyorsunuz arkadaşınıza iletiyorsunuz hama çağına bağlandıktan sonra. Arkadaşınız da aynı şekilde diyor ki doğrudan bağlan diyor ve buraya o IP'yi yapıştırıyor abi. Şöyle ve sunucuya katılıyor. O şekilde sizin sunucuna dahil olmuş oluyor ve multiplayer oyun bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ve oyununuza dahil oluyorsunuz. Bu şekilde multiplayer oyununda oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda benim haritalarım yüklenmediği için biraz geç yüklendi. Evet. Bu şekildeydi arkadaşlar server. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım açıklayıcı bir anlatım olmuştur. Ee, Ola ki kusurumuz olmuştur. Hani anlayamadığınız kısımlar olduysa video altına yorum atarsanız zaten ben cevaplamaktan hiç e, utanç duymam ya da şey yapmam yani erinmem, üşenmem. Cevap veririm arkadaşlar sizlere. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu şekilde arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. İyi ki beni takip ediyorsunuz. Eğer videomu beğendiyseniz ee, sol sağ alttan beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmanızı <laughs> isterim hani destek olmanızı isterim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.